Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'nın yeni Amerikan yaptırımlarına yanıtının sert olacağı, simetrik olmasa da iyi ayarlanmış olacağı ve Amerika'nın bunu hissedeceği belirtildi. Rus Dışişleri'nin açıklamasında yaptırım baskısının Rusya'nın çıkarlarını koruma kararlılığını değiştirmeyeceği vurgulandı. Katar Enerji Bakanı, Katar ya da başka bir ülkenin Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı doğalgazı tek başına LNG olarak sağlamak için kapasitesi olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya gerilimine dair temennimiz Karadeniz'den komşumuz Rusya ve Ukrayna'nın bir an önce müzakere masasına dönmeleridir. Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil dedi. Ukrayna meselesiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüşen Erdoğan, sorunun daha karmaşık hale gelmesinin ve askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurguladı. Euro bölgesinde enflasyon Ocak'ta bir önceki aya göre %0.3, bir önceki yılın aynı ayına göre %5.1 arttı. Avrupa Merkez Bankası üyesi Dekos, enflasyondaki yükselişin beklenenden uzun sürdüğünü, enflasyonun yılın ilerleyen zamanlarında yumuşamasını beklediğini söyledi. Degos, faiz artırma koşullarının beklenenden erken oluşması olasılığını dışlamadıklarını da anlattı. JP Morgan, petrol fiyatlarının ikinci çeyrekte 110 dolar seviyelerinde dengeleneceğini öngördü. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda bu gece de karşınızdayız. Haftayı ortaladık ama geçen haftadan bugüne taşınan o gündem maddesi değişmedi. Ukrayna meselesi. Şöyle bir kendi gündemimize bakalım, akşam saatlerine nasıl bir tablo var. Önce tabii ki Amerika. Amerikan hisse senetleri Wall Street dün satış yemişti. Bugün aslında açılışta yukarıda başladı. Hisse senetleri yükselişteydi ama daha sonra bu Ukrayna baskısını Wall Street yeniden hissetti. Bugün Amerikan endekslerinde, hisse senetlerinde yine bir geri çekilme görüyoruz. Dünün ardından Ukrayna konusunda dün Biden'ın Rusya'ya karşı o yaptırım açıklaması aslında yumuşak bulunmuştu. Yumuşak yaptırımlar olarak yorumlanmıştı. Ama buna rağmen şu an hisse senetlerinde Amerika'da satış görüyoruz. Tabii unuttuğumuz bir şey var, hiç konuşmuyoruz. Ama Mart ayına geldiğimizde şöyle 15-16 Mart dediğimizde diyeceğiz ki ya bir FED vardı, Amerikan Merkez Bankası vardı. Hadi bakalım buna bakalım diyeceğiz ve FED'den faiz artışlarını konuşacağız. Bu gündem maddesi hala değişmedi, orada duruyor. Petrol fiyatları ve buğday fiyatları. Akşam saatlerinde şöyle haberler geldi. Özellikle petrolü hareketlendirdiği iddia edildi Bloomberg Terminal'de de. Ukrayna'nın resmi kurumlarına, Ukrayna'nın işte bakanlıklarına, resmi internet sitelerine siber saldırı var. Siber saldırı haberi nedeniyle petrol fiyatları yükseldi diye başlıklar geçildi Amerikan medyasında. Petrol, Brent bir ara 97 doların üzerine çıktı. Yani neredeyse 100 doların kıyısına geldik. Keza buğday fiyatları. Ukrayna, Rusya ikisi dünyanın en büyük üreticilerinden diyoruz. Ne kadar büyük? %29. Yani tüm dünyadaki buğday üretiminin Ukrayna, Rusya birlikte %30'unu yaklaşık üretiyorlar. Ve sene başından bu yana da %12'lik buğday vadeli fiyatlarında yükseliş var. Yüksek buğday fiyatları, gıda enflasyonu ve yansımaları. İçeriye döndüğümüzde Borsa İstanbul günü yatay kapattı ama enteresan bir yatay. Yani uzun süre borsa yukarıdaydı. Tam seansın sonunda bir satış geldi borsaya ve günü yatay kapattı. Hatta rengi de kırmızı. Dolar TL'de hareketlilik var. Yani 13.40, 13.50'lerden böyle 13.80, hatta 13.90'a yaklaşan bir dolar TL var. Ama 14 sanki bir sınır mı? 14'ün üzeri ne çıkmadı bu kadar gerilime rağmen. Birazdan konuşacağız. Tabii enflasyon. Biz de bunu unutmayacağız. Amerikan nasıl Fed'i unutmayacaksa bizim de 48.7'lik enflasyonumuz var. Petrol fiyatları yükseliyor diyoruz. Kur biraz hareketlense de kur baskısı diyoruz. Gıda fiyatları derken enflasyonda bundan sonrası. Tahvil faizlerimizde de bu hafta biraz yukarı hareket görüyoruz. 2 yıllık, 10 yıllık, 5 yıllık tahvil faizleri yukarı gitmeye başladı yeniden.
Tabii Merkez Bankamızın bundan sonraki faiz politikası da yine gündem maddelerimiz arasında. Birazdan iki değerli konuk bizler olacak. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gers ve AB Kapital Genel Müdür Yardımcısı Mete Yüksel canlı yayın konuklarımız. Sohbete geçmeden şöyle bir rakamlara bakalım. Piyasalardaki son durumu sizlere aktaralım. Dolar TL 13.81'in hemen üzerinde. Euro TL 15.64'e geldi. Dolar endeksi de 96.2'ye yakın, hafif yukarıda. Euro dolar 1.13'ün üzerinde. BIOP 30 akşam seansı satış tarafına daha yakın. Yatay ama satış tarafına daha yakın 2235'te. Dolar rubleye bakalım. Bugün rublenin yeniden dolara karşı değer kaybını yaşadığı gün. Dün Biden'ın yaptırımları açıklamasından sonra yaptırımlar hafif bulunmuştu hatırlarsınız. Çok sert yaptırımlar değil diye biz de yayında yorumlamıştık. Hatta yayın devam ederken ruble Biden'dan sonra dolara karşı değer kazanmıştı. Nerelere kadar? 78'li seviyelere kadar. Bugün baktığımızda yeniden biz rublenin dolara karşı değer kaybını görüyoruz. Bakın bugünün grafiğine baktığımızda çok net bir tablo var. Ruble dolara karşı değer kaybediyor. %3'e yakın aşağıda bugün. Dolar ruble 81 seviyesinin üzerine yeniden çıkmış durumda. Bakalım diğer piyasalara. Dolar TL'nin gün içerisinde grafiği gelecek. Biz de bugün 13.87'yi gördük. Dün de 13.90'a yanlış hatırlamıyorsam değmiştik. 13.71'ler de bakın şurada böyle bir hareket var. 13.71. Şuralarda da 13.80'lerde de dengelenmeye çalışıyor kurumuz. Borsa İstanbul grafiğine baktığımızda sondaki düşüşe bakın dikkat çekin. Şöyle seansın sonuna doğru, sonlarına doğru daha doğru bir ifadeyle satışlar geldi. Üstelik Ereğli'nin %7'ye yakın gün içerisi hareketine rağmen. Zaten sınai endeksine baktığımızda bugün yukarıda kapattı. Sınai endeksimiz Ereğli'nin önderliğinde, liderliğinde. 2042 bugünkü gün içi zirve, kapanış 2016'da. 2000'in hala üzerindeyiz. Hemen hızlıca tahvil faizlerine bakalım. Faizler yukarı gidiyor demiştik. Bakın bütün vadelerde hani nispeten ufak sert hareketler de var. Burada 2 yıllık 21.5'a yaklaştı. 5 yıllık 23.8, 10 yıllık %22.5 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Bütün vadelerde tahvil faizlerimiz yukarı. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde de 1.96 seviyesine geldik. Bugün Amerika'da da tahvil faizlerinin yükselişini görüyoruz. Ons altında 1900 doların üzerine geldik. 1908 dolar, yaklaşık 10 dolarlık yükseliş. Hem dolar TL hem ons altın gram altını 847 liraya getirdi. Bitcoin bugün yatay 37.800'lerde ve petrol fiyatları da bir gün içerisinde petrol alalım arkadaşlar. Brent 96.7 şu an, Amerikan tipi 92 dolar ama Brent'te gün içerisinde bakın şurası 98.5 dolar. Bugün yaşandı. Neden? Siber saldırı haberi. İşte yani bir çatışma değil, siber alanda Ukrayna'nın resmi kurumlarına bir saldırı olduğu ifade edildi. O haber akışı sonrası bakın şu yükseliş. Neredeyse dedik 100 dolara mı gidiyor? Sonra aşağı geldi, yataya geçti petrol fiyatları. Avrupa'ya ve Amerika'ya bakıp Melike'ye döneceğim. Avrupa'da Londra ve Paris'te yatay hareketler var. DAX ve İtalya'da ise satış. Amerikan endeksleri fena başlamamıştı ama şu dakikalarda %1'e hatta %1'in de üzerine çıkan satışlar var. Melike, bugünün hikayesini senden rica edelim. Barış, Dow Jones hatırlarsan salı günü 487 puan birden düşmüştü. Şimdi 200 puanın üstünde. Birinci sebep senin de söylediğin gibi cyber saldırı, ki sabahtan beri bunu konuşuyorlardı. Televizyonda da konuşuyorlardı. Neler olabilir diye bir. İkincisi, Biden biraz önce inşaat firmalarına da yaptırımda bulunacağını söyledi. İnşaat firmalarına ek olarak elit isimleri, projenin başındaki firmaları da hedefleyeceğini söyledi. Hani dün çok hafif yaptırım olarak algılanan Biden yavaş yavaş kutuyu açıyor adeta. Ve bu ABD'nin inşaat firmalarına yaptırımı en çok Nord Stream 2 AG firmasını etkileyecek. 11 milyar dolarlık bir projenin başında bu firma. Almanya-Rusya hattı olacak, doğalgaz hattını birleştirecekti. Ama dediğim gibi şimdi Almanya'da bu sertifikasyonu Berlin birden geri çekince Biden'la birlikte koordine çalışıyorlar.
İşte şimdi şu anda o biraz daha tehlikeye girdi. Onunla birlikte onlarla çalışan diğer firmalarda, inşaat firmaları, ihaleye katılan firmaların hepsi. Altın bir yılın zirvesinde, ilk defa hem de bir yılın zirvesinde Rusya-Ukrayna krizinden dolayı zirveyi buldu. Ham petrol de aynı şekilde rally yaparken dolar hazine düşüşte. Neden bu krizin endişeleri bitmiyor ki hiçbir zaman? Ve ekonomik veriler, senin de söylediğin gibi Fed yetkililerin konuşacakları haberleri etkili değil. Bostik ve Master ikisi konuşacak yarın. Yarın aynı zamanda gayri saf milli hasıla rakamını ve yeni ev satışlarını, Cuma ABD Tüketici Güven Endeksi, Michigan Güven Endeksi, dayanıklı tüketim malları siparişlerini ekonomik veri olarak veriyor olacak. Fakat Barış, hiçbir senin de söylediğin gibi fiyatlanmıyor. Bu krizle oturup kalkıyoruz adeta ve bundan sonra ne olacak? Önümüzü görmeye çalışıyoruz. Artan emtia fiyatları ve büyümenin yavaşlaması global ekonomiye de etkide bulunacak. Her ne kadar ABD ekonomisine direkt etkisi olmayacak dense de şimdi bu tür hesaplamalar yapılıyor. Ekonomistler ve stratejistler tarafından ki zaten borsada bunu fiyatlıyor. Diyorum, sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'cim çok teşekkürler aktardıkların için. Ben dönüyorum konuklarıma. Sevgili Mehmet Gers bu akşam bizlerle, Ata Portföy Genel Müdürü. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve Mete Yüksel, Abi Kapital Genel Müdür Yardımcısı. Mete hoş geldin, iyi akşamlar. Hoş bulduk, selam. Çok teşekkür ederim. Ben izninle Mehmet Gerz'le başlamak istiyorum. Ukrayna, Rusya gelelim. Yani Fed'i falan Melike de anlattı. Ben de ifade etmeye çalıştım. Unuttuk şu an, hiçbir şey konuşmuyoruz. Tamamen bu gerilim, atılan yaptırım adımları, açıklamalar, bunların üzerinden giden bir piyasa var. Aslında fena başlamamıştı Amerika dünkü verdiği tepkinin ardından. Ama yeniden şu dakikalarda satış tarafından. Mehmet Gel, bu fiyatlama daha ne kadar devam edebilir? Yoksa bir süre sonra biz bu Ukrayna-Rusya meselesini unutur muyuz? Barış, bu konuda bir tahmin yapmak çok zor. Yani biz de sadece okuyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz ve ona göre de yatırım yapıp yönlendirmemeye çalışıyoruz. Çünkü sonuçta çok kritik bir jeopolitik olay. Bunlardan az görmedik. Yani geçtiğimiz yıllarda pek çok kez bu tür olaylarla karşılaştık. Ama şunu söylemek istiyorum sadece. Senin de bu konuda bir haklı bir tweetin vardı. Radyo yayınında da bahsettin. Yani bu tür meselelerde 1 veya 0 gibi tahminler yapmamak lazım. Yani burada işte çok ciddi bir savaşa dönüşebilir veya hemen çözülebilir gibi 1 veya 0 tahminler yapmak yerine bu bir çetin bir müzakeredir. Her iki tarafta birbirinin sınırlarını yokluyor. Ama sonuçta Rusya nükleer güç, Amerika'da nükleer güç. Yani işi o noktaya gitmeden ümit ediyorum ki bir çözüm bulunur. Yani bu konuyu konuşursak tabii uzmanların referanslarıyla konuşmak lazım. Ben biraz önce seninle de paylaştım. Financial Times'da güzel bir makale vardı. Bir Columbia profesörünün, Jeffrey Sachs, bu konularda uzman biridir. Onun mesela görüşü ki ben mantıklı buldum. Burada Rusya'nın da güvenlik endişelerine cevap verecek bir orta yolun bulunması gerektiği ve Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin aslında gerçekçi bir çözüm olmadı. Aksine bu bütün problemleri çok daha çetrefil hale getireceği. Dolayısıyla Ukrayna NATO'ya girmeden bir orta yol bulunması gerektiğini anlatmış. Örnek olarak da Küba füze krizini örnek olarak veriyor. O noktada çok daha çetin bir müzakere yaşanmıştı. Ve orada da mesela tam basına açıklanmamış ama Amerika tarafı Rusya Küba'ya nükleer başlık yerleştirmekten vazgeçince Amerika'da Türkiye'deki füzeleri çekmiş. Mesela bu basına çok açıklanan bir konu değildi. Ben de o makaleden öğrenmiş oldum. Yani bu tür konular son noktaya gitmeden çetin müzakerelerin en son noktasında, yani taraflar karşı tarafın artık verecek bir taviz yok noktasını anladıktan sonra bir anlaşmaya varıyor diye düşünüyorum. Bundan da böyle bir sonuca gideriz diye düşünmek istiyorum. Ama bunun ekonomik
sonuçları, işte petrol fiyatlarının yükselmesi, emtianın yükselmesi, Amerika piyasalarında zaten bir düzeltme ihtiyacı vardı. Değerlemeler çok yüksekti. O sürecin başlamış olması, onlar ayrı konu. Onları ayrıca konuşacağız zaten. Peki, hemen Mete Yüksel'e de döneyim. Tabii biz fiyatlama tarafını yine soruyoruz. Mete Yüksel, sen nasıl görüyorsun? Bu baskıyı Wall Street ya da diğer Avrupa hisse senetleri hissetmeye devam edecek mi? S&P'de %10'a ulaştı. %10'a aştı hatta yılın başından bu yana kayıp. Nasdaq'ta %15-16'larda şu anda. Yani çok net bir düzeltme var. %20'ler civarında bir düzeltme öngörüyorduk. Onun için bir bahane bu. Yaptırımlar çok light. Yani gerçek bu. Kişilere yaptırımlar. Adam Biden 23 kişiye ulaştırmış işte yaptırım yapılacak listesindeki kişi sayısını. Ne olmuş ulaştırdıysa? İşte Nord Stream 2'nin müteahhit şirketine yaptırım geldiyse ne olmuş? Swift sisteminden çıkarılmadığı sürece Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği tehlikeye düşürülmeyecek. İşte Rusya'nın petrol satmasına, doğalgaz satmasına izin vereceğiz açıklamaları geldiği sürece yani bu çok da fazla negatif olmayacaktır piyasalar için. Bahane olarak kullanılacak ama şunu unutmayalım. Koşarak stagflasyona sarılmaya doğru gidiyoruz biz. Stagflasyon ki bizim hani cari işlemler fazlasını önceliklendiren ekonomi politikamızla yani çok arıza yaratabilecek bir durum. Küresel olarak bu stagflasyondan bahsediyoruz. Doğal olarak emtia fiyatları rally yapıyor. Emtia fiyatları rally yaparken eş zamanlı olarak da tüketici güveni azalıyor. Tüketici keyfe keder bir şekilde harcamalar yapmamaya başlayacak. O zaman Fed faiz arttırsam mı indirsem mi arasında kalıyor. Çünkü hani bu taleple alakalı bir şey değil, arzla alakalı bir şey. Arz güvenliğinin problemlerinden dolayı emtia fiyatları topuklamış durumda. Faiz arttırsan ne olacak, indirsen ne olacak, onun ne tarafını kontrol edeceksin? Neyse, bunların hepsini konuşuruz. Peki. Şimdi S&P'nin sene başından bu yana hareketinden bahsetti Mete Yüksel. Kaybından bahsetti. Tüm dünya endeksleri şöyle sıraladığımızda terminalde S&P en kötüler arasında sondan efendim 1, 2, 3, 4, 5, 6. sondan 6. da S&P %10.3'lük değer kaybıyla S&P 500 endeksinin satışı. Enteresan bir şey var aslında. Borsa İstanbul, yani BIST 30 endeksine baktığımda da o da sene başından bu yana en iyiler arasında. Yerel para birimleri açısından orada %10'luk yukarı hareket var. Yani S&P'yi bayağı bir yenmişiz sene başından bu yana. BIST 30 pek tarihte son yıllarda eşi benzeri görünür bir durum değil gibi sanki. Ben buradan Mehmet Gerz'e döneceğim. Şimdi yani tabii birçok değerlendirme yapılıyor ama en çok en böyle dikkat etmemiz gereken herhalde cephe petrol fiyatları Mehmet Gerz. Bugün bir ara işte 98,5 doları gördü haber akışıyla beraber. 110 dolar tahminleri var. Haber akışımızda da verdik, izleyicilerimizle paylaştık. JP Morgan'ın ikinci çeyrek tahmini 110 dolar. Bu petrol fiyatları ile ilgili, enerji fiyatları ile ilgili ve bunun etkisiyle ilgili ne dersin? Ya bunun bütün dünyadaki enflasyonist süreci daha da kötüleştirmesi etkisi olacak. Türkiye açısından başka bir hikaye. Bizde zaten enflasyon çok yüksek. Diğer taraftan Türkiye'nin döviz kuru ile ilgili, enflasyonla ilgili kendine has bir politikası, bir deneyi var. Onu da zorlayan bir süreç bu. Fakat bu kalıcı olacak mı, olmayacak mı, ona bakmak lazım. Çünkü şu an kış dönemindeyiz. Rusya'da belki bu Ukrayna operasyonunu özellikle kış dönemi planladı ki hem buradan stratejik bir sonuç almaya çalışıyor Ukrayna ile ilgili, hem de diğer taraftan buradaki gerginlik hem doğalgaz hem de petrol fiyatını yükselterek Rusya'nın ekonomik olarak çok işine yarıyor. Zaten rezervi çok yüksek, onu hala yükseltmeye devam ediyor. Bu Şubat, Mart, belki Mart ayına da sarkacak bu gerginlik ama bir şekilde aşıldıktan sonra ben enerji fiyatlarının düşmesini bekliyorum açıkçası. Çok yükselmiş durumda. Şu an biraz arızi faktörler nedeniyle, yani
geçici faktörler nedeniyle bu kadar yükselmiş durumda. Kaldı ki petrolün uzun vadede elektrikli araçlar nedeniyle daha az kullanılması konusu var. Dolayısıyla bunun çok kalıcı olacağını ben düşünmüyorum. Fakat diğer taraftan 1979'daki petrol krizini hatırlayalım. Yani İran'dan dolayı çok daha büyük bir krizdi ama onun dünyada yarattığı enflasyonist süreci de unutmamak lazım. Eğer bu Ukrayna krizi tahmin ettiğimizin dışında çok daha ciddi bir sıcak savaşa, sıcak çatışmaya dönerse o zaman petrolün daha da yükselip dünyada enflasyonu daha da yükseltmesiyle bunun çok daha ağır ekonomik sonuçları piyasalar açısından olabilir. Yani o olasılığı da dışlamamak gerekiyor. Evet, bu bir de 73'teki petrol krizi var. Batı'nın İsrail'in yanında yer alması sonrası Arap ülkeleri Batı'ya diyorlar ki biz artık size petrol falan satmayacağız. Petrol ambargosu uygulama kararı aldığında petrol fiyatları bir anda yukarıya sıçrıyor. Mehmet Kers, Mete Yüksel'in bu stagflasyon yani enflasyon yukarı giderken küçülme, ekonomik büyümeden söz etmeme durumu konusunda böyle bir ihtimal, böyle bir risk var mı? Ne dersiniz? Yani bu çok ekstrem bir ihtimal ama eğer sıcak savaş çok ciddi bir noktaya giderse dünya ekonomileri zaten uzun dönemdir, uzun süredir büyüyor. Bir de enflasyon da başladı. Ufak bir risk olarak bunu da gündeme almak gerekiyor. Evet, yani katılıyorum. Ama Ukrayna kriziyle ilgili tekrar işin siyasi, jeopolitik analizine dönersek, burada nükleer güçler karşı karşıya gelmektense bir noktada bir çözüm bulunma ihtimalinin bas senaryo olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Peki Mete Yüksel, MTI ile ilgili biraz daha istersen bunun etkilerine dair değerlendirme yapalım. Bir de şunu ekleyeceğim. Bu Ukrayna-Rusya meselesi Fed'in kararını 16 Mart ya da sonrası bu yılı nasıl etkiler, senaryolarda neler var? Yani şuna baktığımız zaman, fiyatlamasına baktığımız zaman bir hafta önceki işte 6 tane faiz arttırımı kesin, %40 ihtimalle 7. faiz arttırımı gelir gibi bir seviye vardı. Ondan çok uzaklaşmış bir yerde değiliz. Demek piyasa fiyatlaması olarak yani 15-16'sında bir faiz arttırımı artı ikinci faiz arttırma ihtimali %30'lar civarında, o da sabit devam ediyor. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek gibi FED fiyatlaması itibariyle. Yani orada iki tane birbirinden farklı düşünce birbiriyle savaşıyor. Bir tanesi tüketicinin güveni azaldığından dolayı ekonomi yavaşlayacak mı Amerika'da kısmı var. Diğer tarafta emtia fiyatları yukarıya gidiyor. 7,5 gördüğümüz enflasyonu acaba çift haneye doğru gittiğini görebilir miyiz kısmı var. Ondan dolayı ikisi savaşınca nötr bir şekilde piyasa fiyatlaması kalmış gibi görünüyor. Bu arada biraz önce sen Mehmet'e sormuştun bu yani yılın başından bu yana BIST'in sabit kalmasıyla ilgili dünyada en iyilerden bir tanesiyiz. Sadece lokal para birimi bazında değil bu arada, zaten döviz kuruna karşı TL de stabil gibi duruyor yılın başından bu yana. Yani döviz bazında, dolar bazında isterseniz bakalım, ister euro bazında, o taraflarda da iyi görünüyoruz. Bunun sebebini de şu şekilde açıklamak lazım. Bir kere yabancı yok, olan yabancı hani Türkiye'de olup kendi pozisyonunu sürekli döndüren yabancı. O kısmı geçelim, biz bize oynuyoruz bu oyunu. İkincisi de alternatif bir getiri aracı yok Türkiye'de. Yani eksi 20 puanlık faizlerle Türk lirası vadeli mevduata para gitmiyor. Kurs stabilken dövize kaymıyor. Gidebileceği yer reel varlıklar var. Bir miktar hani eve, arabaya yılın başında kaymıştı ama ekseriyetle borsaya gidiyor yerli. Ondan dolayı da borsa tutunuyor bu seviyelerde. Peki ilk aramızı verelim izninizle. Bu arada Mete Yüksel ve Mehmet Kerzi'nin de bahsettiği emtiadaki yükseliş, yani inanılmaz bir emtia rallisi var. Söylendiği gibi Bloomberg'ün emtia endeksi son dönemdeki aralıktan bu yana yükselişe bakın. Yani 45 dereceyle yukarıya fırlamış gibi görünüyor. Emtia endeksi, petrolden altına hareketlilik
devam ediyor. Ekranlara Serkan Bey'in değerlendirmesini getirelim. İlk aramızı verelim, sonra biraz daha TL varlıklar tarafına odaklanacağız efendim. Öncelikle işte bu turizm gelirleri ve işte enerji maliyetleri açısından bakarsak cari açık üzerinde önemli etkileri var. Yine bu enerji maliyetleri arttırıcı. Yani bunun yanında gene Rusya'nın işte gıda emtia üreticisi, yani metal üreticisi, bu ürünlerde de önemli bir oyuncu olması, dünya ticarette olmasından hareketle orada da yani hem emtia fiyatları üzerinden yine enflasyon üzerinde olumsuz etkisini görebiliriz. Tabii bütçe bu taraf, bu hem cari açık enflasyon üzerindeki etkisinin büyüme üzerinde yansımaları olabilir. Enerji önemli bir kalem. Hani %15'e yakın ağırlığa sahip ama onun dışında önemli bir maliyet kalemi olduğu için dolaylı etkilerle, yani tüm diğer kalemleri de etkilediği için çok daha katmerli bir şekilde enflasyonu etkilerini görüyoruz. Yani örneğin şu gıdadaki KDV indirimleriyle, hani statik bir hesap yapmak doğru değildir ama hani bunu basitleştirmek için yaparsak, hani bu %7'lik indirimle kabaca %1.4 gibi bir enflasyonda düşüş oluyor ama bu enerji kanalından özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış, dediğim gibi tüm diğer sektörler için önemli maliyet kalemi olduğu için bu şeyi bertaraf edici bir etkiye neden oluyor. Küresel piyasalar devam ediyor. Mete Yüksel ve Mehmet Gerz konuklarımız. Bu bölümde Mehmet Gerz'e devam edeceğim. Borsa İstanbul'u biraz konuşmak istiyorum. Ya da Türkiye'ye etkisini değerlendirmeni istiyorum Mehmet abi. Ukrayna-Rusya meselesinin genel başlıklarda hep işte Türkiye en fazla etkilenecek diye konuşuluyor. Birçok açıdan zaten makro çerçeveden de değerlendiriliyor. Ben biraz daha finansal piyasalar için etkisini değerlendirmeni rica ediyorum. Hem Borsa İstanbul, hem faizler, hem kur ya da işte CDS'ler Türkiye'nin nasıl etkilendiğini düşünüyorsun ya da daha fazla nasıl etkileneceğini öngörüyorsun? Şimdi biz portföy dağılımı olarak geçen hafta bir revizyona gittik. Onu söyleyerek başlayayım. 100 liralık bir portföyde 50 lira hisse senedi öneriyorduk, çok ucuz olduğu için. Fakat onu bir 10 puan azalttık, %40'a çektik. Sebebi de bu Ukrayna meselesinin ciddi bir noktaya doğru gitmesi ve oynaklığın, dalgalanmanın artması nedeniyle. Bu noktada yatırım portföylerinde global çeşitlendirmede emtianın, yani enflasyonist ortamdan faydalanan emtiaların bir miktar artması gerektiğini düşünüyoruz. O anlamda gerek tarım ve gıda alanı, bundan özellikle Ukrayna ve Rusya'nın ciddi tarım ülkeleri olması nedeniyle bundan faydalanabileceği, bu zaten kısa vadeli bir trend değil, uzun vadeli de bir tema olarak portföylere dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan sadece tarım ve gıda diye bakmamak lazım. Diğer emtiada da, yani değerli madenler dahil, bir enflasyona karşı koruma sağlayacak yatırım araçları olarak portföylere katmak gerektiğini düşündük. Öyle bir revizyon yaptık. Yani Türkiye hisse senetlerini biraz azalt, dünyadaki emtiaları biraz arttır şeklinde bir çeşitlendirmeye gittik. Ama hisse oranımız hala %40. Neden dersek, yüksekçe bir oran gibi gözükebilir. Çünkü biraz önce yılbaşından beri kıyaslamayı yaptınız. Türkiye yılbaşından beri iyi gidiyor diye. Yani yılbaşından beri daha 2 ay bile olmadı. Son 5 yıla bakarsak Barış, bugün ben Boğaziçi Üniversitesi'nde bir derste bu rakamları paylaştım. Konuk, konuşmacı olarak gitmiştim derse. Burada da aynı şeyleri paylaşayım izninle. Türkiye borsası son 5 yılda dolar bazında %40 kaybettirdi. Yani 5 sene önce konulan 100 dolar şu anda 60 dolara düşmüş durumda. %40 geriye gitti yani dolar bazında. Buna mukabil gelişmekte olan ülkelerin ortalaması %28 yukarıda. Yani bizim bulunduğumuz borsa sınıfı yaklaşık %30 kazandırırken
biz %40 kaybettirdik. Yani %70 negatif ayrışmış durumdayız biz bulunduğumuz sınıftan. Dolayısıyla zaten ucuz bir borsadan bahsediyoruz. Ha, diyeceksin ki bu hep ucuz. Bu kadar kaybettirmesinin nedeni döviz kurudur. Doğru. Çünkü son 5 yılda Türk lirası dolara karşı %74 değer kaybetti. Yani değerinin 3/4 kaybeden bir para biriminden bahsediyoruz. Gelişmekte olan birkaç ülkeyi örnek olarak vereyim. Ha, bizden daha kötü durumda kim var para birimi olarak? Arjantin %85 değer kaybettirmiş. Brezilya zaten o da... Bizden kötü olan bir Arjantin. CDS'te de öyle. Evet. Brezilya %40, Brezilya Real %40 değer kaybetti. Rusya, ki bütün bu hengameye rağmen Rus rublesi %27 değer kaybetti. Yani şimdi Türk lirası para birimi olarak çok ucuz zaten, aşırı ucuz. Yani değerinin çok çok altında işlem görüyor. Borsada Türk lirası bazında bir varlık sınıfı olduğu için hem para birimi etkisiyle hem de kendisi zaten ucuz. Nitekim son gelen kar rakamlarına bakıyoruz. Yani 2021 karları oldukça güçlü geliyor. Şirketlerde ciddi miktarda temettü dağıtıyorlar. Bütün bunlara rağmen borsanın değer kazanmakta zorlandığını görüyoruz. Bunun çok bariz bir nedeni var. Yabancı yatırımcının borsadan büyük oranda çekilmiş olması. Son 12 yerli haftadır çıkıyor değil mi? Yani haftalık istatistiklere baktığımızda Mehmet abi. Bir miktar toparlanma var. Yani yabancı payı %40'ın altına düşmüştü. %40'ın tekrar üstüne gelmiş ama bunlar kısa vadeli ufak hareketler. %70'den buraya geliyor. Yani %70'den %40'a kadar düştü. Hatta altına sarktı. Şimdi bir miktar toparlanıyor gibiydi ki bu Ukrayna meselesi ayyuka çıktı. Yani bu ortamda yine yabancı yatırımcı buraya gelmekte imtina eder. Bence çözümü içeride aramak durumundayız. Yani ama bireysel zaten yatırım... biz bizeyiz. Daha içeride yani bizim çözümü şimdi dışarıda aramamız kim var? Yani yabancı gelsin diye dışarıda diyoruz. Aramamız gerekmiyor mu? Şimdi içeride kim var? Bireysel yatırımcı var. Bir de kurumsal yatırımcı var. Bireysel yatırımcı daha çok alsat yapıyor, trade ediyor. Tabii onun da piyasada bir rolü vardır. Likidite sağlıyor. Çoğu macera, heyecan vesilesiyle giriyorlar ama asıl borsalar teknik ve zor piyasalardır. Bilgiyle işlem yapılan yerlerdir. Bu tür piyasalarda kurumsal yatırımcıların parayı yönetiyor olması lazım ki bilgiyle hareket etsin. İşte şirket karları, dağıtılan temettü bunlara göre pozisyon, aksiyon alan yatırımcıların daha etkin olması gerekir. Türkiye'de kurumsal yatırımcı bazı evet bir miktar gelişti. Hem bireysel emeklilik vasıtasıyla evet. Hem de yatırım fonları vasıtasıyla ama bu fonlardaki hisse oranı çok düşük. Yani bireysel emekliliği örnek vereyim. 300 milyara yaklaşan bir birikim var. Çok değil ama fena da değil. Yani belli bir yere geldi. Bunun hisse senedi oranı sadece %13. Halbuki bireysel emeklilik fonları çok uzun vadeli fonlar. Biliyorsunuz emeklilik yaşı 56. Uzun vadeli fonlarda hisse senedi oranının daha yüksek olması gerekir ama çeşitli davranışsal, kültürel etkilerden dolayı hisse senedi oranının sadece %13'te kaldığını görüyoruz. Öyle olunca piyasada kurumsal yatırımcı cılız kalıyor. Onun da fiyatları etkileme, belirleme gücü çok yeterli olmuyor. Bundan dolayı yabancı yatırımcı eksikliği bu kadar hissediliyor. Ama önümüzdeki 5-10 senede kurumsal yatırımcı bazı büyüdükçe daha sağlıklı bir piyasa olmaya doğru gideceğini ben düşünüyorum. Peki bir kez daha döneceğim Mehmet Gerze. Son 5 yıl dolar bazlı BIST grafiği ekranlara geldi. Yani son dönemde hiçbir yere gitmiyor. Yerinde sayan bir neredeyse dolar bazlı BIST'imiz var. Artık bunu sent olarak mı söylüyorum? 145 sent diyeyim hadi. Nereden gelmiş? 321'den gelmiş ya da 3.2'den 1.4'e diyebiliriz. Mete abi sen bize etkisi için yani Ukrayna krizinin bizim piyasaları etkilerini çok ilginç fiyatlamalar oldu. Bir gün bakıyorsun Avrupa borsaları çok sert düşüyor.
Borsa İstanbul artı. Bir gün bakıyorsun Avrupa borsaları bu krizi unutmuş gibi fiyatlama yapıyor. Borsa İstanbul %1 satışıyor. Bugün geliyorsun yönsüz. Bugün bir Ereğli tabii rallisi de vardı. Bir demir çelik şovu da vardı adeta borsada. Onu da belki ayrıştırıp konuşmak lazım. Orayı da ne oldu diye hani bir değerlendirme de isterim. Hani nedir ekstra durum sözü sana bırakayım. Yani küresel yatırımcı olmadığından dolayı biz kendi içimizde alıp satıyoruz. Hoş şey var yani yönsel olarak hareketleri takip ettiğin zaman DAX'la ya da işte Nasdaq'la yönsel olarak benzer hareketleri yapıyoruz kısa vadeli olarak. Fakat o trendlerdeki trend çizgisi bize çok kısa kalıyor benim takip ettiğim o şekilde. Yine yabancı yatırımcı olmamasından kaynaklanıyor. Ereğli bir fenomen, Twitter fenomeni oldu Ereğli. İşte herkes Ereğli'nin temettüsünden bahsediyor. Şu kadar temettü veriyor, işte temettü verimi %14-15 neyse işte aldığın zaman her şeyden daha fazla getiri elde ediyorsun. Tamam yani Ereğli oturmuş bir şirket bu cash cow dediğimiz çok hızlı büyümeyen çok yüksek temettü veren bir şirket. Temettüyü dağıttıktan sonra hisse fiyatı dağıttığı temettüyü kadar aşağı düşüyor. Çünkü kısa vadeli yatırım yaptığın zaman kaybetme riskine de sahipsin. Ama unutmayalım yüksek temettü veren şirketlerde şu vardır. Zaten çarpanları çok düşük. Fiyat kazanca bakıyorsun mesela. Fiyat kazançta kazanç olarak biçtiğin 2022 tahminin senin aynı yerde dururken fiyat temettü kadar aşağı gelince fiyat kazanç çarpanın daha cazip hale geliyor. Yani payda daha büyük bir şey haline geliyor paya kıyasla. Daha ucuz görünüyor. Sürekli de temettü alışkanlığı varsa ucuzlaya ucuzlaya gitmeyeceğinden dolayı o tarafa bir teveccüh geliyor. O temettü konusunda da hani şöyle şunu söylemek lazım. Kim daha yüksek temettü veriyorsa o iyidir diye bir şey yok kardeşim. Ben şirketin hızlı büyüyen ve temettüyü dağıtmayanını tercih ederim mesela. Hızlı büyüyen, yüksek karlılığa sahip bir şirket temettüyü dağıttığı zaman ben elimde o parayla %14 ile 17 ile neyse kur korumalı mevduat mı yapacağım? Kalsın o şirkette büyütsün o parayı diye tercihim vardır. Ama Ereğli case'inde evet yani dağıtması lazım zaten fevkalade yüksek nakit üreten bir şirket. Peki terminaldeki Ereğli'ye dair analist tavsiyelerini de söyleyelim. Belki Mehmet Gerz de bu konuda bir yorum yapmak ister. Bugün gerçekten hakikaten yıldızdı borsada hisse senetleri arasında. 12 aylık hedef fiyatı 36.86 olarak ortalama fiyat ortaya çıkmış. 16 analistin al tavsiyesi var, 7 analist tut diyor, sat diyen yok gibi görünüyor Ereğli hissesine dair. Şimdi son raporlara bakıyorum, işte 23 Şubat'ta piyasa üstü getiri Morgan Stanley ama fiyat o zaman hedef fiyatı 28 gibi görünüyor. Şu an Morgan Stanley'nin o raporun hedef fiyatının üstünde. VTB Capital'dan al tavsiyesi var 46 hedef fiyat değeri. Garanti BBVA yatırımdan Onur Marşan'ın raporu piyasa üstü getiri 41.33'de. İş yatırım tut diyor 34.26 hedef fiyat. Ziraat yatırım Gaye Aksungur 38.5 hedef fiyat. Goldman'da 30 ve tut diyor. Son dönemde gelen raporlar yine BNP'de Erdem Kaylı'nın raporunda 38'de görünüyor. Yani aslında analistlerin sevdiği herhalde hisse senetlerinden ve iyi olumlu tavsiyelerini verdiği hisse senetlerinden. Mehmet Bey, borsanın biraz daha şöyle içine böyle yakın vadeye baktığımızda böyle Ereğli gibi hareketler görüyoruz. Bugün işte havacılık hisse senetlerinde belki bu gerilimle TAV'da falan sert satışlar var. Böyle sektörel anlamda bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Şimdi ondan önce şu temettü meselesine ben de bir değinmek istiyorum. Tamam. Bence önemli bir konu. Ben hatta bugün bahsettiğim derste de bundan bahsettim. Bu literatürde temettü bilmecesi yani dividend puzzle diye geçen bir konudur. Yani yüksek temettü veren şirket mi iyidir yoksa temettüyü parayı içeride tutup onu yatırıma yönlendirip hızlı büyüyen şirket mi iyidir? Yani bu çok tartışmalı bir konu. Şimdi temettü de %10 vergi olduğunu da unutmayalım. Şirket hissesi arttığı zaman öyle bir vergi yok. Yani siz hissenin artması oradan sermaye kazancı sağlamanız vergisel açıdan da daha avantajlıdır. Ama temettü
bu anlamda bir de zaman avantajı olmadığı halde niye bu kadar tercih ediliyor? Neden bugün Ereğli İstemir hisseleri tavan oluyor, tavana yakın fiyatları yükseliyor? Burada bir davranışsal finans mesajı var. Bence onu algılamak gerekiyor. Davranışsal finansta da yatırımcı davranışı her zaman rasyonel değildir, ana fikirdir. Burada da aynısını görüyoruz. Yani bireysel yatırımcı o temettüyü almak istiyor, onu alınca seviniyor. Neden acaba? Mantıklı değil aslında. Onu içeride tutup büyüse daha iyi. Ama ben o buna şöyle bir kez daha yani o fiyata geleceğini düşünüyor. Temettü düştükten sonra fiyat diyelim işte 10'dan 9.5'a düştü. Düşünüyor ki o üstünü aldım ben, o yeniden o fiyata gidecek. Şimdi bütün bunlar algı işte. Mesela Ereğli şimdi 4.5 lira temettü verdiği zaman 30 lirayken verdi diyelim. 4.5 lira temettü ödediği gün o 4.5 lira kopar kupon hisseden. 30'dan direkt 25.5'a düşer fiyatı. Ha, 25.5'tan tekrar 30'a gider demek yani bir o temennidir fiyatının, diyorsun. Tabii ki o bir algıdır. Yoksa şirketin toplam değerinden hareket edilir. Fiyat kazanç oranına bakılır. Şimdi burada bireysel yatırımcıyla kurumsal yatırımcının yaklaşımı farklılaşıyor. Mete'nin dediğine ben de katılıyorum. Biz de öyle hareket ediyoruz. Mesela bugün Ereğli hissesi temettü haberinden dolayı hızlı bir yükseliş gösterdiği zaman biz Ereğli'de pozisyonumuzu azaltma yönüne gidiyoruz. Çünkü oradaki hareketin çok mantıklı olmadığını, bir algı meselesi olduğunu düşünüyoruz. Ha, o algıyı da küçük görmemek lazım. Algı derken şunu kastediyorum. Algı ama bir fiyatlama da getiriyor bir taraftan. Tabii ki. Yani onu göz ardı etmiyoruz. Temettünün şöyle bir sinyal etkisi var bireysel yatırımcı açısından. İyi temettü veren, düzenli temettü veren bir şirket karlılığına güveniyor demektir. Yani dışarıya parasıyla bu mesajı veriyor ve yatırımcı da o mesajı alıyor. Ereğli bu kadar temettü verebiliyorsa karının tamamını, ki yaklaşık 15,5 milyar lira bütün karını temettü diye dağıtabiliyorsa demek ki çok karlı bir şirket ve gelecekte de kar edeceğine güveniyor. Bu mesajı alıyor yatırımcı. İkincisi bir de şu mesajı alıyor. Şirket bana ortak olarak değer veriyor. Kazancını benimle düzenli olarak paylaşıyor. Bu mesajı da alıyor. Bu mesajlardan dolayı temettü hak etmediği bir önemi kazanıyor diyeyim. O şekilde ifade edeyim. Yani tabii ki temettü önemlidir ama. Ya da hak ettiğinden fazla önem diyelim belki hak de. Ettiğinden fazla. Ben hatta bunu şöyle ifade etmiştim bir yazımda. Ki bu ay Kapital Dergisi yazımda yine bu konuyu yazdım. Bence önemli bir konu çünkü. Temettü dağıtılan nakitten daha önemli algılanır. Yani orada Ereğli'nin 4,5 lira temettü hisse başına 4,5 lira vermesinden daha önemli algılanıyor. Yoksa siz elinizdeki hissenin bir kısmını satıp zaten dağıttığı para sizin paranız bu arada. Şirket onu ortak olduğunuz oranda size bir nakit veriyor. Siz elinizdeki hisseyi satarak da onu da nakite çevirebilirsiniz ve vergisiz çevirebilirsiniz. 4,5 lira nakit temettü evet. Şirket size ödediği zaman oradan ama o zaman fiyat aşağı gelmiyor gibi düşünüyoruz. Yani ben bu konuyu her iki tarafıyla da açıklıyorum. Bu şurada konuşması zor bir konu, biraz da soyut bir konu ama ben bunu yazdım. Yani önemli bir konu. Bu önümüzdeki ay başı çıkacak Kapital Dergisi'nde köşe yazısı olarak yazdım. Daha önce de ele almıştım. Evet. Bence burada temettünün bir sinyal etkisi vardır ama öyle bireysel yatırımcının atfettiği kadar da çok büyük anlamlar atfetmemek gerekir. Peki, belki bir tur daha dönerim Mehmet Gerze. Bu temettü konusuna, bilmiyorum Mete abi, eklemek istediğin bir şey var mı? Sana da o zaman yani sektörler tarafında sen lütfen devam et. Havacılıkta bir geri çekilme var. Bu gerilim düştükçe orada baskı devam eder mi? Sınai bugün ayrıştı. Nasıl değerlendiriyorsun? Temettü ve sonrası. Evet. Şöyle yani temettü kısmı ile ilgili şunu unutmamak lazım. Tamam, nakit zengini bazı şirketler var. Ereğli de bunlardan biri olarak sayılabilir. Ama eskaza dağıttığı temettüyü elindeki net nakitten daha fazla olmuş ise ve hayatında ilk kez net borca geçecek ise bir şirket, ona daha temkinli olunmasında fayda vardır. Belki birazcık daha temettüyü dağıtan şirketlere bu açıyla bakmak iyi olacaktır. Neymiş bunların net nakit pozisyonu? Onun kaç katı kadar temettüyü dağıtıyorlarmış acaba? Sonra bu net borca düşüldüğü zaman nereden
yeni nakit temin edilecekmiş. Çünkü her zaman borç maliyeti sermaye maliyetinden biliyorsunuz. Borç maliyeti sermayeden daha ucuzdur. Belki de şirketin bilinçli bir kararıdır bu. Onun dışında sektörel olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi tüketici güveninin düşeceği, ihracatçı şirketlerin Avrupa'ya satarken zorlanabileceği bir döneme giriyor olabiliriz. Biz normal şartlarda ihracatçı, yurt dışında iş yapan şirketleri bu dönemde beğeniyoruz. Fakat orada bu korku, savaştan dolayı tüketici güveninin düşmesi, tüketici keyfe keder sektörleri, bunların içinde mobilya var mesela veya bunların içinde elektronik var. Bunun daha sonra beyaz eşya geliyor. Otomotiv biraz daha sonra geliyor ki orada al öde gibi bazı kontratlar da var. Bu tarafta bir tedirginliğimiz var inceden. İnceden diyorum çünkü trading down diye bir mesele var. Yani benzer kalitede olanların arasından daha uygun maliyetli olanı tercih ederek acaba Türk şirketleri Avrupa'ya sattıkları zaman beyaz eşyacılar, elektronikçiler veya otomotivciler veya mobilyacılar pazar paylarını arttırabilirler mi? Kârları bunların sürebilir mi acaba şeklinde yüreğimize su serpmeye çalışıyoruz. Yani merak etmeyelim, çok kötü olmayacak demeye çalışıyorum. Öte yandan enflasyonist şirketlere baktığım zaman enflasyonla mücadele edebilen iskontolu gıda perakendeciliği hala çok şanslı, bu sektörü beğenmeye devam ediyoruz. Bankacılık tarafında, bankacılıkta enflasyona endeksli tabirler bankacılık sektörünün karını çok güzel koruyor. Kredi mevduat makasları da fevkalade yüksek gitmeye devam ediyor. Fakat son birkaç gündür beni ürküten bir şey oluyor. O da swap faizlerinde çok hızlı bir yukarıya gidiş var Londra'da. Tamam, yurt içinde bankaların çok büyük bölümü, özellikle kamu bankaları kendilerini TCMB'den swaplarla fonluyorlar. Fakat özel bankaların bir bölümü hala kısa vadeli Londra swaplarını kullanıyor. Bir aylık mesela Londra swap'ına bakalım. Bu ne demek abi? %40'a yakın faizleri görüyoruz. 39.6. Bugün ya bir ciddi bir yukarı hareket var burada. En son Aralık'ta yaşamışız buna benzer bir hareketi grafikte ekranda. Evet. Yani 20-21 Aralık'ta yaşadığımız bir faiz oranını swap'ta tekrar görmeye başladık. Bu şu anlama geliyor. Ya birileri çok aşırı miktarda Türk lirası talep ediyor Londra'da ya da Türk lirası arzında bir kısıntı oldu. Ondan dolayı talep artmamış olmasına rağmen faizler artıyor da olabilir Londra piyasasında. Yani geçmiş grafiğe baktığımız zaman bunlar hani bir fırlıyor, ondan sonra hemen kendini düzeltiyorlar. Eğer ki fırladıktan sonra kendini düzeltmez ve bu bir süre daha devam eder ise bunun komplikasyonu şu olur. Bankalar bunu şu şekilde kullanıyor. Mesela döviz mevduatı aldın. %2 ile aldın döviz mevduatını. Daha önce götürüyordun. %2 senin döviz mevduatı maliyetin. %18'de işte swap maliyetin. 18 artı 2, 20 ile sen Türk lirası vadeli mevduata denk bir Türk lirası yaratıyordun. Hatta inceden de böyle Libor gibi 0.5 falan da karşı bankadan alıyorsun. Yani 19.5'a falan geliyor senin için neti. Şimdi özel bankalar bundan sonra götürdükleri zaman %2 ödemişsin. %39, %40 öteki taraftan swap maliyetin var. Ben bu swap'ı yapmayacağım, bu çok pahalı dediğin zaman Türkiye'ye dönüp Türk lirası vadeli mevduata o güne kadar 20 veriyorsan 21, 22, 23, 24 yani 20 ile 40 arasındaki her yer senin için daha iyi bir seviyedir haline geliyor. Evet. Acaba Türk lirası vadeli mevduatta faizleri yukarı götürür. Kalıcı olursa götürür. Geçici bir günle iki günle sınırlı kalırsa eskiye döner isek problemsiz atlatırız. Onun için bankalarda belki biraz temkinli olma zamanına giriyor olabiliriz. Buradaki faizlere bağlı olarak söylüyorum. Bu grafiği o zaman izlemeye devam edeceğiz. Bir araya daha gideceğim izninizle, kısa bir ara. Ama önce Kaan Nazlı'yı dinleyelim, arayı verelim, kalan bölümü değerlendireceğiz. MTI ile ilgili hisse senetleri için tabii ki gayet olumlu bir zaman. Çünkü biliyoruz ki hani bu çatışmalar yatışsa bile sonuçta yine orada bir gerginlik devam edecek. Onun ötesinde zaten MTI'ya ciddi bir şekilde hani akın var ve bu bahsettiğim işte sanayi metallerine bakıldığında işte bakırda, çinkoda, nikelde, alüminyumda zaten stoklar çok aşağı noktalarda. Dolayısıyla bu destekleyecektir. Avrupa
Birliği açısından da tabii şu anda tabii ciddi bir darbe yedi dün. Hani o yönden yani bir noktadan sonra hani ek likidite bu fiyatların daha cazip olduğunu düşünerek kendi hisse senetli piyasalarına aktarabilir ama orada da tabii şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Mart ayından itibaren Fed'in de parasal sıkılaştırmaya başlaması bekleniyor. Yani faiz artırımları alanıyla ki zaten şimdiden varlık alımlarını yavaşlatarak zaten buna başladı. Sene sonuna doğru da Avrupa Merkez Bankası'ndan hani böyle bir hareket gelecek. Hani bu ortamda yine piyasaların üzerinde bir gölge olur diye düşünüyorum ama ikinci yarıdan özellikle yani senin ikinci yarısından itibaren daha fazla ilgi oluşabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir noktadan sonra büyüme beklentileri bir tabanı bulmuş olacak ve hani ve bütün bu faiz arttırımları konusundaki süreçte fiyatlanmış olacak. Emtia enflasyona karşı koruma aracı olarak bu dönemde portföylere katılmalı. Mehmet Gers, küresel yatırımcı olmadığından biz alıp satıyoruz. Görsel olarak kısa vadede Avrupa endeksleriyle benzer hareket ediyoruz ama trend çizgisi kısa kalıyor. Mete Yüksel, çok az vaktimiz kaldı. Çok kısa ben sevgili Mehmet Gers'e döneceğim. Kurda böyle bir 14 geçilmesin havası seziyor muyuz? Şimdi Londra'da gösterdiğiniz o faizdeki zıplama Türk lirasını şortlamak yani Ukrayna-Rusya gerginliği Türkiye'de dövizin yükselmesine neden olur. Buna yönelik pozisyon almak isteyen yatırımcıların TL talebi olabilir. Yani önce TL'yi borç alacaklar ki onunla gidip döviz alsınlar. TL'de çok sıkışık olduğu için orada faizler yukarı zıplıyor. Onun bir uzantısı, bir şeyi olarak görebiliriz bunu. Bir sıkışma var çünkü Ukrayna olayının Türkiye'ye evet. olası etkisi düşünülüyor. Ve kısa vadeli değil sadece. Yani turizmi etkileyerek maalesef Türkiye'yi olumsuz etkileyebilir. Umarım kısa kalır. Yani bu aylarca uzarsa tabii ki Türkiye'yi hem Ukrayna hem Rusya'dan gelen turist açısından da negatif etkileme olasılığı var. Umarım o yönde gitmez. Peki. Bir cümle. Mete Yüksel, kurda 14 geçilmesin havası seziyor muyuz? Mehmet Gerz'e de sordum ama o doğrudan yanıtlamadı. Sezmiyorum, hayır. Peki. Mehmet Bey, siz? Mehmet Gerz? Yo, ben onu düşünüyorum. Yani Türk lirası bir bantta gidiyor. Evet. Ve yönetilen bir kur havası görüntüsü var. Ki enflasyonist şu anki ekonomik program ona dayalı bir program. Evet. Yani Türkiye'de enflasyonun düşmesi için döviz kurunun istikrarlı gitmesi lazım. Her ne pahasına olursa olsun döviz kuru bir süre özellikle şu kur korumalı mevduat programı başarıya ulaşsın diye en azından yılın ilk yarısında yatay gitmesi yönünde ciddi bir çaba olacağını ben düşünüyorum. O anlamda senin ima ettiğin gözleme katılıyorum. Peki. Çok teşekkürler her ikinize de. Mete Yüksel, ağzına sağlık. Mehmet Gers, çok teşekkürler katkın için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hemen Melike'ye döneceğim. Amerika'daki satışı bakalım nasıl anlatacak. Satışın ivmesi arttı Barış ve Visa Dow Jones'daki artış 350 puana geldi. Caterpillar, McDonald's, Home Depot, Cisco, Visa hisselerinde en çok artış gözlemleniyor. Petrol vadeleri de fırlamış durumda. Pentagon'dan yeni bir açıklama oldu. Yarım saat kadar önce Rus güçleri hazır olabilecekleri kadar hazırlar herhangi bir yeni işgale diye. Bu olunca zaten hemen satış ivmesinin arttığını gördüm. Bir yandan da Dünya Sağlık Örgütü omikron varyasyonu ABD'de vakaları azalttı. Zannetmeyin ölüm yani ABD'deki hayat kaybı 945 bini de geçti. Ve yeni gelen varyasyonla ilgili uyarılar yaptılar. Bunun yanında bugün gelen mortgage endeksi vardı. Onun
%13 düştüğünü görüyoruz. 2019'dan beri ilk defa bu kadar düşüyor. Mortgage faizlerin artması da talebi etkiledi. Onun etkisi var. Avrupa Birliği 23 Rus yetkilisine ek yaptırımda bulunacağını söyledi. Biden'ın inşaat firmalarına yapacağı yaptırımı açıklamasından sonra. Yani gelen haberlerde borsanın inmesi de gittikçe aşağı yönlü Barış. Çok parlak görünmüyor. Risk volatilite de artmış durumda diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'ye çok teşekkür ederim. Akşam seansının kapanışına bakalım. BIOP30'da 0.18'lik bir geri çekilme görüyoruz. 2233. Yarın ne konuşacağız? Yarın Perşembe günlerden. DTH'lar, tahvile bonoya yabancının giriş çıkışını gösteren veri, Merkez Bankamızın döviz rezervi, Amerika'dan 4. çeyrek büyüme verisini alacağız. Her perşembe gelen haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yeni konut satışları Amerika'dan gelecek. Bizden bu akşam bu kadar. Yarın akşam yeniden buluşmak üzere.